Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün Espadas'ın analizinin tamamını yapacağız. Geçen videoda sadece statlar üzerinden böyle bir konuşmuştuk. Onun analizini yaptıktan sonra burada free transferimiz artı bir de SSR ticket'ımız var. Onu atacağım transfer olarak. Bir de şu point transferleri bir şey söyleyeyim. Bunlar ayın 12'si ya da 16'sı sanırım. Büyük ihtimal 16'sı. Revize edilecekler. Yani burada her bir şey eser garanti ya. 10 transferde bir tane eser garantisi verecekler. Yani çok bir şey değil. Yani bir tane transfer atmak için 250 dirhem harcıyorsunuz. 250 dirhem bana bir eser veriyor burada. Belki 10 yaparsa, yani şu an 50'ye atıyoruz ya. 10'u atarsak bende 228 tane var. Şu anki haliyle bile en azından 4 tane SSR'ım burada var. Eğer 10 taneye düşürürse bunu 20 tane SSR'ım olacak burada benim. Bunları harcamadıysanız, ki zaten bu çok berbat bir ödül olduğu için ileride revize olacağı garanti gözüyle bakıyordum ben, ondan harcamıyordum. Siz de point transferi harcamadıysanız harcamayın. Revize edilecek yani. Eğer 10 tanesi 50 değil de 10'u istemeyi düşürürse çok güzel olur ama şu hangi haline 50 tane şeye bir sarı verse bile çok büyük bir ödül olmaz. Sadece bir tık daha iyi olur. Onun videosunu da çekerim. Kaç tane SSR falan çıkıyor diye. SSR artı ticketlardan, point transferden. Neyse, Espadas'a gelelim. Espadas'ın ilk konuştuğumuzda statları falan açıklandığında 26K deyince böyle dedik herhalde. Şeyle Matsu ile şeyle aynı seviyede. Dedik herhalde gayet güzel bir 10K'sı var bunun şutta. 10K bekliyordum şutunda. Power'ın bu kadar yüksek beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Bu Power'ı 7-7-500 falan yaparlardı diyordum. Şutu da 10K'nın altında olmaz. 11K'ya falan yakın olur diyordum. Ekstremim 11'in üstüydü. Adamlar 9K getirdi. 9K gelmesinin kötü yanı şu. Şurayı 7K bırakıp Power'ı Speed'i 8900 yapsalardı, şu Power'da 10K falan civarında bir şey olsaydı, 10-10.5 falan, şu anki elden bir daha fazla vururdu, hem çok iyi olurdu. 2 adamın dribble'ı skill dribble şu, yani şu 370 S99'da adamın pası da şu an üstünde yok. Varsa da çok İyi bir pası olduğunu zannetmiyorum ya da verkacı falan. Hiçbir şey yok Espadas'ın forvet olarak. Yani bu 8400 dribble, 8700 pas başka bir forvette mesela Santana'da falan olsa, yeni gelen bir Santana'da çok güzel iş yapar ama adam da yok yani. Herhangi bir şekilde bu dribble speed'i kullanmaz. Bunlar göz boyamak için burada. Skill dribble'la mı geçeceksin 8500 olsa da, 10.000 olsa da kimseye geçmez bu dribble'la. O yüzden fizikalde speed'e falan biraz daha önem verip içeri hızlı girmesini sağlasalardı, power'dan kısıp şuta burada abanmalarını ben bekliyordum. Tam tersini yaptılar ve bu kartın potansiyelini düşürdü yani. Ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım diyeyim. Hala kendisi güçlü mü? Güçlü. Şöyle 30 bond'da 39-40K arası neredeyse atıyor. Yani 30 bond'da bile kimse artık 30 bond oynamıyor. Mota'nın şeyinde 40K neydi? Kaç bond? 40 bond mu? 39 bond. O civarlarda bir bondla 42-43 civarında bir şey attığını gördüm sanırım. Yani kaleci killer, FP falan. O şekilde 40'ın üstüne çok rahat çıkıyor. Senzo'ya çok rahat atması gerekiyor. Çünkü bir de şuradaki moment şeyinden, force'undan bu 480 ya da 475 Condor Strike'la da kalmıyor. 522-528'e çıkıyor. İkisi birleşince momenti de düşük kalmıyor yani. Yani şu adam dediğim gibi yapsalardı, power 7K falan olsaydı, işte 10K'nın üzerinde olsaydı, 10.500 olsaydı falan, yani bayağı bir 44-45 civarlarında falan, 11-11'e yakın olsaydı işte gelirdi ve hak ediyordu bence yani. Adam şeyden önceki son fest, Anniversary'den önceki son fest. Sen bu adamı böyle yaparak kime de ebe attıracaksın? Atan Hino'ya atar. Fernandez atar. Akai'yi koymuş bir de oraya şaka gibi. Akai zaten Bilimum Banner'ların sodası gibi. Her güzel banner'a bir tane sodayı yapıştırıyor da hep size ben çıkacağım der gibi. Burada da Akai'yi koymuş. Adamı bedava vereceksin 10 gün sonra.
Saçmalık yani. O yüzden Espadas birazcık hayal kırıklığına uğrattı beni kendisi şu statlarıyla. Normal olarak için şöyle bir kart gelse güzel dersin. Ama anniversary öncesi milletin Dream Ball'ını çekmek istiyorsan bu karta güzel demem ben. Yani staminası 1000 küsür üzerinde. Power'ı 8900 müthiş falan. Üstelik pasifleri de kötü değil. Kalecilere karşı %15 artıyor. Bu 480-475'lik momentlerini 522-528'e çıkartıyor. Şu iki Low Flying ve High Flying Force'la. Bond'una bakıyorsun. 2 veya da daha fazla yeşil Nonjapan'a 4 veriyor. Yani potansiyelini şu iki hamleyle bence birazcık köreltmişler. Tabii ki de bunun dribble pasını yüksek verip de kendisinin kullanamayacağı hareketleri olmadığı için. Yani skill dribble koyacağına lak illa bir tane S hareket niye koyuyorsun? Koy şuraya bir 450'lik bilmem ne Condor dribble diye bir şey uydur. Adam en azından çalım atsın yani. Çalım atabilsin. Tam Hino da çok çalımcı bir şey değil. Onun sürekli faul yapıyor ama en azından bir çalımı falan var S olarak. Bunda o da yok. Yani Margus'un high ball vurmamaya gereken hali gibi olmuş. Margus'tan bond'u falan da yüksek. O açıdan iyi. Yani bunun bir de penaltı beklemesi gerekiyor gol atması için falan. Güzel yani kendini koruyor %10 işte. Yani garip düşünceler içerisindeyim. Kendini koruması %10. Debuff matasına güzel. Full Power'da %10 arttırması biraz ona Full Power'a koşuluyor. High Flying, Low Flying şutları Force arttırması zaten 520'nin üzerine çıkartıyor. Çok güzel bir yan. Bond'u çok kolay. Belki de karttaki en albenisi olan şey bu Bond'u. İki tane koyuyorsun. Biri kendisi. 4 Bond yani. Zaten dediğim gibi 4 Bond'ların çocuk oyuncağı gibi dağıtılacağının bir habercisi bu Espadas. Ve hala haberiniz yoksa tabii ki. Yeni gelen Faint Condor demiştim. Böyle bir vuruyormuş gibi vurmuyor diye. Yani zaten Faint'in anlamı o. Kaldırıyor kafaya vuruyor üstüne. Kaleci killer %15. Yani diğer videoda dediğim gibi şu an birazcık daha alt seviyede bana göre Espadas. Orada çünkü çok daha şey bahsetmiştim Espadas'tan. Şöyle olur böyle olur falan filan ama ya şutum 9K görünce sabah zaten bir hayal kırıklığına uğradım. Hala 40K'nın üzerine vuruyor mu? Vuruyor mu? Bir zahmet vursun yani. Adam son gelen festival. 40K'nın altında Huyga ilk geldiğinde 50K'yı geçiyordu. Şimdi vursa gene 47-48 vuruyor. Adam DC. Bu adam festival olarak ondan daha kötü. Tam biri Huyga biri Espadas da bu adam da fest yani. Yani Espadas hakkını yedirme. Yani diyecek pek bir şey kalmadı Espadas'la alakalı. Kendi muadillerini Margus'tur, Nidda'dır, ne bileyim. Hino çok şey olmasın, Hino zaten direkt vuruyor. O kartlardan güçlü, Bond'u kolay. Yani aldın mı direkt koy Bond'u yapsın, yapıştırsın yani. Limit Break, Shoot, Power 25, Speed 25, içeri hızlı girsin. Kalan 25'i inan nereye verdiğinizin pek bir önemi yok. Yani nereye veriyorsanız verin, isterseniz dribble verin, isterseniz pas verin. Cidden hiçbir önemi yok kalan 25'in. Şimdi bugün ayın 1'i. Espadas'ın videosunu izliyorsunuz. Yarın Espadas'ın PvP'si gelir. Şu Abdurrahman çıkartmıştı sanırım. Onunla yaparız. Ayın 3'ünde de bir canlı yayın açmayı planlıyorum. Şeyden önce. Anniversary'den önce. İşte o gün konuşuruz, şey yaparız. Ne yapacağız falan diye. Yani ne bileyim gelecek oyuncular hakkında bir şeyler şey yaparız. Dördünde de zaten oyuncular geliyor. Cuma günü. Dördünde sabah yani 7-8 gibi falan kalkarım herhalde. Eğer Discord'da falan varsanız o gün çünkü Tsubasa IM önceden sızdırıyor bütün her şeyi. Tsubasa IM'in sızdırmalarını falan konuşuruz şey yaparız. Hangisi nasıl bir seviyede olur falan diye. Belki adamlar gelmeden analizini bile yaparım. Saat 10'a direkt analizini ayarlamış olurum. Bilmiyorum artık. Ama son 5. Bir önümüzdeki 1-2 gün için planlarım böyle. Bugün analiz, yarın PvP, diğer gün canlı yayın. Eğer başka bir şey bulmazsam falan. Free transfer artı SSR'ı atalım. Yani bu arada ilk gün bir Ocho da verdi burada yeşil tackle'ı olan. Onun dışında hiçbir şey vermedi. Oyundan beri bir şey yok. Gene fake bir flame. Ya o Misaki'nin, şu C'ye Misaki'nin gibi bir yerden hayır gelmez.
Tabii ki de Roberto da bonusu. Umarım yerde olmamıştır. DB'leri göstermek istiyorum çünkü bakın. 1500 free 62 paid. Şu 2 paid'e de ilk gün falan harcarım. 60 paid de bakalım. Atmaya değecek biri olursa onu bekletirim. Ama 1500 free. Gene dolmuş. Abi bir sal bir SR ticket atacağım ya. 500 yer açtım anniversary öncesi. Gene dolmuş, gene dolmuş. Ne yapacağım ki ben? SR'ları falan direkt siliyorum artık. 22 varmış zaten. Arada şeyler de var. Kutulu SSR'lar, onları da sileceğim. Ama şimdi değil. 500'ü de arttırmam gerekiyor. Eğer mikser ilk günü gelmezse bu 500'ü de arttıracağım yani. 1500 dream ball'ım var. Kutu yerini, şey yerini arttırmaya şişekliyorum. Biraz cimrilik oluyor ama. Yani 1500 dream ball da lazım arkadaş. Oy oy. Şimdi şu SSR'ı da bir atalım ya. Lan bir kere güzel bir grandios ver la. Ana hesapta değil. Kaçıncı hesapta? Onda bir grandios verdim. Gerçi onda da 310 DB attım. Grandios'tan sonra. Baş verdi ona da. Bir Akai verdi. Bir de Pascal verdi. Fist verdi. Sana yazıyorum. Güzel bir şey çıkartır mısın bana? Hadi bakalım. Ses dinleyelim. Ya abi sen bu kartı nereden buluyorsun? Bu cidden adilik ya. Şu ticketleri falan güncelleyeceğiz diyorlar. Umarım güncellerler. Bu ne ya? Bullet şutu var. Kiroten deyimine Bülent şutu var. Yaldım yarabbim. Şu adamları falan hepsini çıkartması gerekiyor artık. Bir şeyden. Yani cidden kimse bu oyunun oranlarının eşit bir derecede dağıtıldığını her eserin inandıramaz yani. Kimse inanmıyordur zaten. Manipülasyon yapıyorlar. Neyse. Bugünlük de bu kadar. Bir analiz. Transfer falan filan. Kaiser'da gördüğümüze göre, dupemizi aldığımıza göre rahatlayabiliriz. Diğer videolarda, diğer analizlerde ve anniversary'de görüşmek üzere.